وما توفيقي ما عصامي إلا بالله قد لا تشهد ربنا بحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بك من نفاث الشياطين أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بزلك المبارك شعبان شريف عيدا المبارك meclislere kavuşturan Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz hamd-i senalar olsun. Berat gecesinin özellikle üzerinde duruyoruz. Çünkü Allah-u Teala ve Tebettes Hazretlerinin özel tecellileri mevzu bahistir. Bu yüzden özellikle kaza ve kaderlerin, takdirlerin tespit edildiği bir gece benim rızıklarımızla ilgili, ecelimizle ilgili, yaşantımızla ilgili, başımıza gelecek musibetlerle ilgili bütün hadiselerin فِيَاَ اِفْرَطُ كُلَّ مِنْ حَكِيمٍ fahvasınca fark edildiği, fasl edildiği, tespit edildiği, temiz edildiği, tensih edildiği, muskalar halinde efendim meleklere tevdi edildiği bir mübarek gece. Şimdi diğer gecelere de benzemiyor. Çünkü diğer gecelerde bir ibadet, bir dua yaparsan yapmıyorsan kaybediyorsun ama Berat gecesinde gafil olursan, cahil olursan, farkında olmazsan, ne yapacağını bilmezsen Berat gecesinde bir senelik efendim hakkındaki kaza ve kaderler ve tespitlerde hiçbir müdahale olmuyor. Halbuki dua la yarucu kaza illa dua. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kaza ve belayı ancak dua geri çevirebilir. Duanın inne dua vel bela yetelijan ila yevmil kıyamet. Dua ile bela kıyamete kadar çarpışmaya devam edecek. Allah'ın belası gökte inerken kulun duası yerden çıkarken havada kapışırlar. Dua belayı sahibinin başına bırakmaz. Onun için duanın çok önemi var. Tabii onun da şartları var, edepleri var. Bir de hangi mevsimde, hangi zamanda, hangi gecede nasıl dua yapılır diye bir bilgisi var. Muallak olan yani askıda olan kulun sadaka vermesiyle, kulun iyilik yapmasıyla, kulun dua etmesiyle değişebilecek hükümler var. Bu duanın da en mevsimi, makbul mevsimi Berat gecesidir. Hakkında sahih hadis-i şerifler varittir. Tabii geçen hafta bunu bu konuda size anlattım. Adam İsmail Ağa gibi bir caminin hutbesinde çıkıp ne dedi? Böyle gecelerde özel namaz yok diye bu gecelerin ibadetlerini kâr etti. Nasıl işte çıktıysa çıkarıldıysa. Ertesi gece Efendi Hazretlerimiz ne yaptı? İşte 12 rekat namazı var hemen bambaşlıyorum siz de kılın diye mübarek o hasta halinde, o yaşlı halinde, o zor konuştuğu halde insanlara tekrar tekrar o namazı tarif ediyor. Buradaki şeyi geçen haftası aktardım. Dolayısıyla bu mübarek gecelerin faziletleri hakkında hadis-i şerifler varittir. Şimdi mesela ben kütüb-i sitteden başkasını kabul etmem. 6 kaynak kabul ederim diyene 6 kaynaktan biri olan İbn-i Mace. İşte İbn-i Mace'de İnnallâhe yenzilü leyleten nisru min Şaban, Şaban ayının 15. gecesi. Allah-u Teala'nın feyzi, bereketi, rahmeti, emri, hükmü, kazası, kaderi, tecellileri nüzul eder. Yani ne demek? İner, yağar, coşar, taşar ve o gece bütün ümmete toptan bir mağfiret vaat ediliyor, duaların kabulü vaat ediliyor. Neler neler neler. Yusuf-u Nebhani Hazretleri
Saadetü Darayn isimli eserinde buyuruyor ki, alimlerin kabul ettiği, hadis dediği, faziletini beyan ettiği ibadetleri, namazları, zikirleri kabul etmek lazımdır. Burada işte bu kaynak sahih değildir, bu zayıftır, bu mevzudur gibi beyanlarda bulunmak suyu akideden, kötü inançtan ve bu alimlere, bu büyük zatlara karşı iftiradan kaynaklanır. Tehlike var. İmam Gazali Hüccetül İslam, böyle büyük bir zat ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselamla İsa aleyhisselama karşı her bir ümmeti kumahidun keda, var mı sizin ümmetinizde benim böyle bir ümmetimin alimi gibi alim diye iftihar ettiği bir alim İmam Gazali. İslam'ın hücceti vasfını almış. Delil, sözü senet. Bu zat mesela diyor şu gece şu namaz, şu gece şu fazilet. Abdülkadir Geylani radıyallahu anh. Bunu zaten bilmeyen yok. Velilerin kutubu, bu bunye kitabında bu kaynağı almış. Diğer bu kadar veliler, alimler, İsmail Hakkı Efendi Ruhulbe'nde şu şurada bu burada, bu kadar kaynaklar verilmiş, bu kadar ciltler dolusu eserler yazılmış. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, men kedebe aleyhe muteammiden feliyetebevve mek'adehu nennâr. Bana kasten iftira eden, aleyhime yalan söyleyen, ateşte oturanı hazırlasın. Şimdi, sen bunu biliyorsun da, ben bunu duyuyorum da İmam Gazali mi duymadı? Abdülkadir Geylani mi duymadı bu hadisi? Mütevatir hadis bu menkezi ve aleyhi müteammiden. Bu kadar müttefekun aleyhi bir hadis. Peki, bu Allah'ı bilen zatlar, bu Allah'ın korkusundan eriyen zatlar, bu aç susuz uykusuz kalan, bu talibi Mekki, kuntül kulüp sahibi, Mekke'nin dağlarında ot yemekten sapsarı oldu mübarek ibadet üzere. Ki İhya'nın da ilk mercilerindendir. Bu gibi zatlar bu kitaplarda bu geceleri, faziletlerini, namazlarını, zikirlerini beyan etmişler. Şimdi bu adamlar Allah'ın korkusundan, yemeden içmeden kesilmişler, uykudan kesilmişler, ermişler gitmişler, böyle bir takva üzere yaşayan insanlar hiç uydurma, hiç hurafe, hiç asılsız, senetsiz, kaynaksız bir şey koyar mı kitabına? Şu kitapta yok. Kardeşim, İslamiyet'in tümü bir kitapta değil ki. İslamiyet'in tümü binlerce, on binlerce, yüz binlerce eserdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri 5000, 10000, 20000'den ibaret değil ki. Sırf Ahmed ibn Hanbel'in müstedinde 30000 hadis var. Ki bunlar kütüb-i sitteden hariç. Tutan olur, tutmayan olur. Diyorum ki Ahmed ibn Hanbel'in hafızasında 1 milyon hadis vardır. 1 milyon. Kendisiyle Resulullah arasında da ortalama 4 kişi olsa, ortalama şundan duydum, o da şundan, o da şundan diyebilmesi için Resulullah'la arasındaki senedi sayacak. Bu adamlar senin benim gibi duvara dayanarak konuşmuyor ki. Efendim, o senedi de koyduğun zaman da 4 milyona yakın insanı tanıyor. Sene ismini biliyor, senedini sayıyor. Efendim, bu kadar derin bir ilim istiyormuş. Dolayısıyla sen diyebilir misin ki şu kitaptan başka kabul etmem veya şunda varsa vardır yoksa yoktur. Böyle bir şey var mı? Onun için bu faziletlere, bu mübarek gecelere, bunların namazına, zikirine, ibadete yapmak mecburiyetin yok. Allah'ın farzları belli. Kimse onu artıramaz, eksiltemez. Ama yapana yapma demek, böyle bir şey yok demek, bunu inkar etmek ne demek oluyor? Var diyenlere iftira demek oluyor. Yapmıyorsan yapma, ama yapma dediğin zaman, yok böyle bir şey dediğin zaman İmam Gazali uydurmuş. Haşa. Abdülkadir Geylani atmış. Haşa. Eşittir bu söz. Senin bunlara karşı konuşacak ilmin mi var? Hüccetin mi var? Delilin mi var? Bu büyük insanlar. O zaman ben seninle sünnetin haseneden فَلَوَيْتُ رَعَوَى اِلْمَنْ عَمْلَ بِيَا اِلَٰيَوْا الْقِيَامَ. Hadis sahih de diyor ki, kim bir sünneti hasene, güzel bir çığır açarsa kendi ameli kendine, kıyamete kadar o yoldan gidenlerin de sevabı ona. Şimdi sen efendim Nakşi tarikatında günde zikir en az kaç keredir? 5000 keredir. Var mı bu Kur'an'da? Var mı böyle bir şahit diyor? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor?
La ilahe illallah çok söyleyin, zikri çok yapın. Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerinde üzgürullah kezira, çok zikredin. Nakşibendi Hazretleri buyurdu ki 5000 kere benim yoluma giren Allah diyecek, la ilahe illallah diyecek mesela. Sen şimdi bunu yapan kazanıyor. Bunu amel eden kazanıyor. Efendim, niçin? Resulullah çünkü teşri hakkı verdi. Ne teşri hakkı verdi? Men senne sünneten haseneten, güzel bir çığır açan, güzel bir yol icat eden, kıyamete kadar ecri ona yazılacak. Yapanların ecri de ona yazılacak. Bu yüzden sana güzel çığır açma izni vermiş. Sen efendim 10 rekat namaz kıldın. Birine söyledin, şurada 10 rekat namaz var bu gece. Kılarsan şöyle olur, şu duayı kursan böyle olur. Onun da bir misli sevap sana yazılacak. Enayi ne lüzumu var? Mahrum oluyorsun, bir de milleti mahrum etmene ne gereği var? Onun için bu büyük zatların kitaplarında yazan, bunların kabul ettikleri rivayetleri kabullenmek güzel inançtandır. Reddetmek kötü inançtandır. Allah muhafaza. İşte dedim, bunun sonu nereye gider? İşte onu da derken Kur'an'a kadar gider. Ondan sonra da ne olur? Adam diyor, Kur'an'ın ayetleri 3000 diyor. 6666 3000'e indirmiş. Ondan sonra bana vahiy geliyor. Ondan sonra ben peygamberlere imam oldum. Ondan sonra şu şudur bu budur. Sapıtmanın sonu yok. Onun için alimlerin buyurduklarına bağlı kalalım inşallah. Kafamızdan bir şeyler katıp karıştırmayalım. Buyurulanı yapalım. Yapabildiğimiz kadar. İnsanları da teşvik edelim. Bu faziletlere inşallah onlar da nail olsunlar. Bu ecirlere mahrum olmasınlar inşallah. Şimdi onun için Berat gecesi çok önemli. Diğer gecelere benzemeyen bir gece. Neden? Sana dua hakkı verilmiş. Kaza ve kaderin tecellisinde de o duanın tesiri olduğu beyan edilmiş. Mevla o duaya o tesiri vermiş. Mevla Teala o duaya o tesiri vermiş. Öyle yazılmışsa benim duamın ne faydası var? O zaman ben ecelim geldiyse ölürüm zaten, git merminin önüne. Ne efendim zırh takın, ne çelik yelek giyin, ne efendim kaçın, ne tedbir al. Git de ki bak, hadi vur beni de, ecelim gelmediyse ölmem zaten, hadi vur beni de. Böyle bir saçmalık var mı? Ha, onun için Mevla Teala belayı yaratmışsa, kazayı kaderi tespit etmişse buyuruyor ki duanın bunda etkisi var. Duayla çok bela döner. Efendim, bunun da mevsimi özellikle Berat gecesidir. İnşallah haftaya kadar kendimize gelelim. Toparlanalım. Biliyorsunuz 100 rekat namazı var. Efendim Hazretleri o haliyle kılıyor mu bari? O haliyle kılıyor mu, kadar hasta olduğu halde? Elhamdülillah bu ara biraz iyidir. Allah iyiliğini artırsın, başımızdan eksik etmesin ama yani örnek olarak başa geçiyor, orada kılıyor. Saatlerce, 3 saat, 4 saat beraber gideceğiz. Mesela Allah bize de nasip etsin inşallah. Onun için bilinçli olalım. Efendim mevsimlerimizden haberdar olalım. Şimdi Şaban Şerif'in faziletleriyle ilgili olarak konuştuğumuz derse devam edecek olmuşlar. Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok Şaban ayında oruç tutardı. Bazı rivayetlerde Ramazan'a eklediği olurdu. Yani sıralı tutuklu olurdu. Ama ekseri rivayetlere göre çok tutardı. Yani diğer aylara göre çok tutardı. Ama birkaç gün açlığı da olurdu. Ama bir insan derse ben sıralı tutacağım 3 ayları, buna da mani olmaz. Zaten bir gün oruç tutanın Allah işte cehennemden şu kadar uzak, bu kadar fazilet varken oruç tutmak isteyene, namaz kılmak isteyene, zikretmek isteyene mani çıkartmak bir lüzumu yok. Yani o her günün orucunun kendine göre fazileti var. Bir gün Allah için tutanın zaten ayrı özel mutlak manada fazileti var herhangi bir günde olsa. Dolayısıyla oruca mani değiliz. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapmış meselesi ayrı bir şey. Sünnete ittiba arayanlar için. En çok Şaban Şerif'te oruç tutunca ben sordum ya Resulullah, mali erâ sıyâmeke bi Şaban. Niye Şaban ayında çok tutuyorsun oruç? Hikmeti nedir? Fekâle ya Ayşe innehu şehrun yün
yunsahu li melekil mevti fihi ismu men yukbabu ruhuhu fi bakiyyetil am. Bu Şaban ayı öyle bir aydır ki kendisinden sonraki senenin kalan aylarının günlerinde kimin ruhu kabzedilecek, kim ölecek, kimin canı alınacak, o kişinin ismi bu ayda ölüm meleğine bildirilir. Yani ölüm meleği önceden herkes doğarken ne zaman öleceklerini bilmez. Ölüm meleğine de, Cebrail Aleyhisselam'a da, diğer meleklere de işte yağmurlarla görevli, rüzgarlarla görevli, işte Azrail Aleyhisselam ecellerle görevli diyelim. Bütün meleklere görevlerinin dosyası ne zaman veriliyor? Şaban ayında veriliyor. Hangi gecesinde? 15. gecesinde veriliyor. Dolayısıyla ölüm meleğine de ben bu sene öleceksem, yani bu berattan bir daha berat arası, yani bu Şaban ayından çıktıktan sonraya yaşarsam geri kalan senede bir daha Şaban ayına kadar kimler ölecekse onların ismi Azrail Aleyhisselam'a Şaban ayında teslim ediliyor. O da işte onları kolluyor, yokluyor, evlere uğruyor. Efendim namaz vakitlerinde çok uğruyor. Namaz vakitlerinde bakıyor adam namazı elini, seccade elini, ibadete elini, ezanı duyuyor mu, namazda ezanda kulağı var mı, namazda niyeti var mı, abdest alıyor mu? Ezra Aleyhisselam bu hususta bir hadis-i şerif var. Namaz vakitleri bizzat kolluyor böyle ki ne muamele yapayım ben bu adama canını alırken? Onun için Allah namaz ehlinden ayırmasın inşallah. Ecelimizi de kolay eylesin. Ölümümüzü de sühuletle nasip eylesin. İmanla nasip eylesin. Ama efendim فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ لَا يُمْسَخَسْمِي اِلَّا وَاَنَا صَائِمْ. Ben de istiyorum ki ya Ayşe, benim adım bir sene mutlaka ölenlerin listesine yazılacak. Hangi seneyse. Ben o seneyi bilmiyorum. Ama madem Şaban ayında olduğunu Mevla bana bildirdi, ben de istiyorum ki Şaban ayında orucum çok olsun, ibadetim bol olsun, Mevla'ya yakınlığım ziyade olsun. İsmim ölülerin arasına kaybolurken ben ağzım bağlı olsun, oruçlu olayım. Ta ki Allah'ım benim orucuma acır da bana iman nasip eder, bana ölümü kolay eder. Tabii bu müjdeler, bu efendim tespitler kimin için? Bizim için. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl öleceği belli, nereye gideceği belli. Yaqbarakallahu ve tekaddemdim kema tekhar. Günahı yok, geçmişi geleceği bağışlanmış, garantisi var. Yine de ne yapıyor? Bu kadar oruca ve namaza ve ibadete önem veriyor, değer veriyor. Niçin? Bizi teşvik için. Kendilerine fi Resulillah üsvetü hasene. Güzel örnek alabilelim için, ondan numune alabilelim için. Allah cümlemize hakkıyla ittibam ve seleylesin. Amin. Amin. Evet. Bu yüzden insan Şaban ayında efendim yolculuğa çıkabilir, düğün yapabilir, nikah yapabilir, efendim çocuğu olabilir, yeni iş kurabilir, şirket açabilir, yeni araba alabilir. Halbuki kefeni dokunmuştur, bin bir çeşidin rafında yerini bulmuştur. Ondan sonra efendim o eğlenirken, gaflet ederken, ne yapayım derken, düşünürken, halbuki çoktan bizlerden birimiz seneye kadar toprak olabileceğiz, kemiğimiz efendim etimizden ayrılabilir. Bunu düşünmek lazım. Onun için de sana işte böyle bir mübarek ayı özellikle bir gün gece söylüyorlar. Bu daha da işi kolaylaştırıyor yani. Değil mi efendim? Onun için o gece inşallah işte şu dua yapacağız, şu namazı yapacağız, şu zikri yapacağız. Allah hayırlı uzun ömür yazacak inşallah. Sıhhat afiyet yazacak, hayırlı rızık yazacak. Efendim Rabbim hakkımızda hayırlılarını takdir buyuracak inşallah. Neden? Çünkü biz ona iman ediyoruz. Biz ona dua ediyoruz. Biz ondan istiyoruz. Ya Rabbi diyoruz. Ya Allah diyoruz. Celle Celaluhu. Tabii ki Ya Rabbi diyenle demeyeni Mevla bir tutmaz. Emre cealü lezine amenü ve amelü salihat. Kel müsidine fil ard.
İman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde fesat çıkaran sapıklarla bir mi tutacağız? Emnece'alil muttakine kel fuccar. Takva sahiplerini facir, fasık, günahkarlar gibi mi yapacağız? Hiç biz yapar mıyız böyle? Em hasibellezine ictebahusseyyat en nece'alelkellezine amen ve amilussalihat sevâen mahyâhum ve memâtuhum. İşi gücü kötülük. Namaz yok, abdest yok, zikir yok, Kur'an yok, zekat yok, hac yok, ömre yok, bir şey yok. İçki, kumar, faiz, fuhuş, işi gücü kiram. Bu kişiler sanıyorlar mı ki biz onların yaşantılarını ve ölümlerini, hayatlarını ve mematlarını iman edip ameli salih işleyenlerle bir tutacağız? Selamla yahkumun. Ne kötü hükmediyorlar. Ne yanlış anlayıştadırlar. Mümin olan, salih amel işleyen, bu gecesini, gününü bilen, mübarek aylara, günlere tazim eden insanlar bunların ölümüyle bu mübarek günlerde, gecelerde, aylarda bile içkiyecek, kumar oynayan zinelerde bunların ölümü bir olur mu? Ezra-i Aşşan bunlara aynı hitapla gelir mi? Birine selam aleyke ya veliyallah. İnallah ekrauke selam ve beşurke bil cennet. Allah'ın dostu sana selam olsun. Allah Teala sana selam söylüyor. Seni cennetlerine diyor. Öbürüne ya aduvallah. Ey Allah'ın düşmanı. Sana Allah'ın laneti olsun. Allah sana gazabını bildiriyor. Seni cehennemle müjdeliyor. Niye bu fark? Ameller farklı. Tarzlar farklı. Tutumlar farklı. Şu saatte sen neredesin, o nerede? O mübarek gecelerde o ne yapıyor, sen ne yapıyorsun? Bu mübarek günlerde o yiyor, içiyor, sen oruç tutuyorsun. Bunun hayatıyla, mematı, yaşantısıyla ölümü bir olmayacak. Allah-u Teala bizi salihler, salih amel işleyenler tarafından ayırmasın. Amin. Amin. Hayatımızı da ölümümüzü de dostlarına ilhak etsin. Amin. Dostları gibi yapsın. Tevfena me'alebrar. Bizi iyi kullarınla beraber öldür. Canımızı dostlarınla beraber al. Yani aynı anda öldür manasına değil, aynı uçaktasın da düşeceksin değil. Onların ölümü gibi öldür. Onlar gibi yaşar, onlar gibi al. Onlar gibi yaşarsan onlar gibi alır. Onlar nasıl ki bu geceleri nasıl değerlendiriyorlar? Sabahlara kadar uyumuyorlar. Allah'ın hayırları döktüğü, feyizleri yağdırdığı 4 gece, 5 gece sayıyorlar. İşte bunlardan birisi Şaban'ın yarı gecesi inşallah. Önümüzdeki hafta çarşamba gecesi Allah kavuştursun inşallah. Tabii içimizden birinin defteri geçen beraattan dürülmüşse o bu beraata da çıkamıyor değil mi? Nitekim haftaya çarşambaya kadar dünyada niceleri ölecekler. Onlar geçen seneden beraatlarını almışlar. Tabii o beraatlarını almışlar lafı da yani cehennemden beraatlarını almışlar manasında değil. Haklarında ölüm kararı yazılmış. O karar çıkmış manasında. Yoksa tabii ki kimin ne hal üzere öldüğü ancak Allah-u Teala katında malum. Enes İbni Malik radıyallahu anh talimat ediyor. İnnemâ sümmiye şaban yennehu yeteşe'abu li ramadan fihi gayrun kezi. Şaban kelimesi tabi Arapçada şa'be, şube, Türkçeleşmiş. Siz de diyorsunuz şube. Mesela Türkçeleşmiş o. O da tabi Arapçada şaban'a yakın kökenleri şa'be olabiliyor. Şab da bir teferrur manasına, fer manasına, parça manasına bu mübarek aya Şaban denmesi Ramazan-ı Şerif'e bu aydan çok büyük hayırlar efendim teferrur ediyor, terettüp ediyor. Bu mübarek ayda insanlar hazırlığa başlıyor ve Ramazan-ı Şerif'i ihya etme gayret ediyorlar. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Buyuruyor ki hâle ashab-ı nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın ashabı idâ nefarû ilâ hilâli şaban. Allah onları seçti. Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem ashab yaptı. Onlar seçkin insanlar. Vasıfları ta babalarının sünnetlerine düşmeden, anaların rahimlerine düşmeden binlerce sene evvel Tevrat'ta ve İncil'de medhü senâ buyurulan insanlar. Tabii ki özellikle sahabe ama bu ümmetin hayırlılığı, bu ümmetin fazileti de eski kitaplarda zikredilmiş. Şaban ayının hilalini gördükleri zaman tabii evvelce bu şekilde takvim ve tespitler
bu imkanlar olmadığından. Yine de tabii bu takvim hesabıyla hareket etmek de İslam'ın tasvip ettiği bir hareket tarzı olmadığından ne yapmak lazım? Bilal'i gözlemek lazım. Soğum oluyor, rüyeti ve haftar oluyor, rüyeti görünce tutun, görünce açın. Ramazan'ın tespiti hilale bağlı oluyor. Efendim, tabi dünyanın birçok yerlerinde hilali gözetleyenler, ayı gözetleyenler var. Elhamdülillah. Şaban ayının hilalini gördükleri zaman ekebbu alel mesahifi yakravunaha. Hemen mushaflara, mushaf yani Kur'an-ı Azimüşşan, Kur'an-ı Kerim'e efendim kapanırlar, devamlı okumaya başlarlar. Ya diyor, biz onu Ramazan'da biliyoruz ya. Sen onu Ramazan'da biliyorsun da bak sahabe ne yapıyor? Şaban ayından hatimlere mukabele. Onun için mesela bazı camilerde Recep ayından mukabeleler başladı değil mi? Ne kadar güzel. Bu son zamanlarda bu tatbikatı bazı camilerde görüyoruz. Çok sevindirici bir tatbikat. Şaban ayında efendim Kur'an'a yönelirdiler. Ve ahrecel müslimun zekâte emmâlihim. Müslümanlar diyor zekatlarını vermeye başlar. Ya biz o Ramazan'da şimdi tabii bizim millette böyle bir huy var. Ramazan'da şimdi Ramazan'dan önce gidersen diyor ki Ramazan'da vereceğim. Ramazan'da da geldiğinde diyor ki senden önce gelene verdi. E tabii sen de bilmiyorsun senden önce kim geldi. Kar karambole gidiyor tabii mesela. Adam trilyoner kaç fabrikası küçük kaç kişi çalışıyor. Zekat tabii ben diyor verdim. Ne verdim bir değil. 60 torba erzak yapmış. 60 torba erzak. Bunu ben yapıyorum zaten. Fabrikam yok, bir şey yapıyorum. Ondan sonra bir de işçiye vermiş. Zaten adam çalışıyor ya. Bayram ikramiyesini de orada çıkartmış. Onu da zekata saymış. Onu da kim bilir ne hesap yapmıştır. Ben ayçi şey yani 10 milyondan alıyorum ama piyasada 15, zekattan 15 düşer. Onu da yapar yani. Onu da yapar. Ben ucuz aldığıma ne bakıyorsun der, piyasada 15. Bu millette böyle bir zihniyet var. Halbuki şu mübarek ayda Müslümanlar zekatlarını ne yapıyorlardı? Sahabe-i kiram çıkartıyorlar. Ondan sonra size dedik, zekatın tespitinde, nisabın tespitinde hangi gün nisaba mağlup oldu? Muharrem'in 5'inde. E senin o senelik zekatın her sene ne gün belli oluyor? Muharrem'in 5'inde belli oluyor. Ocağın 10'unda desen olmaz. Niye? Çünkü ocaktan ocağa her sene kaç gün oynar? 10 gün oynar. 36 senede bir sene zekatsız vermemiş olursun. Onun için o kadar ince ki ocağın 10'unda değil bak. Muharrem'in 5'i değişmez mesela. Zilhicce'nin 15'i değişmez. Gökteki ay hesabıyla bizim dinimiz sabit oluyor. Sen o günden o güne, ha o gün hepsini vermek zorunda değilsin. Ama hesabı çıkartırken o gün çıkartmak zorundasın. Sen ne gün nisaba mağlup oldun? Ben ne bileyim, ben öyle birden oldum. Babamdan kaldı, anamdan kaldı. Ben zaten bildim bileli zenginim. Öyle bir şey yok. Sen nisaba ne yani 91 gram altın diyelim veya o miktar ticaret malı, satılık mal, neyse havacı asliyen hariçte. Borcun şu bunun günü hariç, onları biliyorsunuz. Zaten vermemek için ne kadar şartlar varsa onu çok iyi biliyorsunuz. Siz şimdi verme meselesini konuşmak gerekiyor. Bu itibarla sen şimdi Muharrem'in 5'inde nisaba mal konu. Bir daha sene Muharrem'in 5'inde hesap yapacağım. Nasıl hesap yapacağım? Ne kadar satılık malın var? Hesap gördüm. Ne kadar alacağım var? Batak diyor. Bataksa geldiğinde düşünürsün. Bataksa. Değilse kesin alacak. Ama vadeli onu da dahil edin. Hesabı tespit için konuşuyoruz. O gün vereceğim demiyoruz. Yani senin vermen gereken miktar 1 milyar lira. Bu 1 milyarı nasıl bulacağım? Hocam ben zaten fazla fazla veriyorum. Bir incelesen borcu kalıyor halbuki. İmam Rabbani diyor ki takriben ve bir gayri takrib rastgele aşağı yukarı zekat hesabı yapılmaz. Ne gibi? Yapsıyı kaç kıldın? İşte 3-5 lira var. Bir kıldık yani. Olmaz öyle 3-5. Farzın ölçüsü var. 4 rekat. 3 olmaz 5 olmaz. Zekatın niyeti var. Farz olan kısmı. Bunu
tespit edeceksin. Kaç lira bu? E bunu tespit ederken efendim mutlaka gününü bilmen lazım. O günden o güne o hesabı ölçmen lazım. Ama sene içinde ne yapabilirsin o parayı? Dağıtabilirsin. Neden? Benim köyden Ramazan'da adamım geliyor, fakirim geliyor, muhtacım geliyor. Ama ben Ramazan'da nisaba mağlup olmadığım için, Ramazan'dan 5 ay evvel, 3 ay evvel nisaba mağlup olduğum için tespitimi o gün yaparım ama ödemeyi bölerim. Mesela beklediğim adamın geldiği günde ona çıkarır veririm. Ama İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Ama o parayı diyor kullanmayacağım. Yani ben onu ne zaman olsa veririm başka? Parayı ayıracak diyor. Paranın içinde çalıştırmayacak. Neden? O gün geldiğinde o hak tereddüt etti. Ve fî emvâlim hakkun mâlûm risâil vel mahrum. O mâlûm hak, mâlûm, rastgele hak olmaz. Hak mâlûm olacak, bilinecek, tespit edilecek, o ayrılacak. Hiç paranın içine katılmayacak, hiç çalıştırılmayacak. Ama ben birileri geliyor, onlara veriyorum, şimdi gelmediler. Ha o başka, parayı ayır, ondan sonra geldiğinde verirsin. Sene içinde de dağıtabilirsin ama parayı çalıştıramazsın. Onun için Müslümanlar mallarının zekatını tespit ederler diyemez. Çünkü tespit diyoruz herkesin bir sabah malik olduğu günde. Ama ihraç etmeye, çıkarmaya Şaban ayında başlıyorlar. لِيَتَقَوَا مِنْ ضَعِيْفَ الْمِسْكِينَ عَلَى سَيَامْ شَهْ رَمَضَانَ. Çünkü fakirler miskinlerin eline erken para geçtiği zaman ne yapacaklar? Ramazan orucundaki sahurluğuna, iftarlığına, evine, barkına bir şeyler alacaklar. Ta ki Ramazan'da rahat geçirsinler. Onun için zekat şimdiden ihraç edilmesi sahabe-i kiram tarafından tatbik edilmiş. Selefi Salih'in zamanında hapishanedeki mahkumları çağırırlar. Kime had cezası vurulacak? Had cezası işte İslamiyet'te değil mi? 80 sopa, 100 sopa gibi şahitler tespit edildiği zaman, dava tespit edildiği zaman bir had cezası varsa derler ki, tamam senin had cezanı uygulayalım. İki hakimi de nereye, kadıyı da nereye yollalım? Mevla, iki kadıyı ateşe. Niye? Biri fazla vurmuş, bir de fazla vurana soruyor, niye fazla vurdun? Çok kızdım, bir de benden kalktı. eksik vurana diyor, niye eksik ettin? Acıdım, adam sallamıyordu diyor. Ona diyor, benden adaletli miydin? Buna diyor, benden merhametli miydin? Benim dinim, hükmüm tatbik edilmek için indirildi. Benim hükmüm öyle mezarlıkta okumak için sadece indirilmedi. Onun için, efendim, mahpusları çağırırlar Şaban ayında. Had cezası varsa ne yaparlar? O cezayı icra ederler. Hazreti Ömer radıyallahu anh oğluna tatbik etti. Kendi vurdu oğluna 100 sopayı bas, 80 sopayı bas. Hazreti Ömer böyle olursa tıkır tıkır işler, işler. Yok tabi fakire uygula, zengine uygulama. Beni İsrail'deki gibi fakir fakir çaldı mı kapkaç kolunu kes, öbürü hortum götürdü tümden ona bir şey yapma. E tabi o zaman herkesin yanına kel kaldırdığı ortamda olacak bu düzen. Bu şekilde yaşamıştı millet böyle. Ne güven, can güvenliği var, ne mal güvenliği var, ne bereket var değil. Evet. Cezası varsa tatbik ederler, cezası yoksa yani had cezası yoksa tazir gibi işte korkutma gibi alınmışsa serbest bırakırlar Ramazan-ı Şerif hatırı. Tacirler, ticaret yapanlar Şaban ayı girdiği zaman borçları varsa mutlaka öderler, alacakları varsa tahsil ederler. Hacı Efendi iyi de borcu vererek de alacağı alabiliyoruz ki. Ben bilmem. Yani zaten onu al deme erzüm yok sana, sen her yolu deniyorsun alacağını almak. Yani bu ne demektir bu? Ramazan'da kafayı meşgul etmeyeyim. Ramazan'ı ibadete ayırayım, tahsis edeyim. Zaten son 10 günü nerede? Ramazan'ın son 10 günü nerede? Yani 2 hafta kaldı 20 gün.
Onda da zaten oruç, gündüz mukabele, gece teravih, teheccüd falan yapan için. Yapmayan bir şey yok. Onun için ticaret erbabılar işlerini toparlarlar, hesaplarını bitirirler. Hatta ilâne zorru lâ ilâne Ramazan, Ramazan hilalini görür görmez teselû ve tekefû ve hemen guslanırlar, camiye itikafa girerler. Tabi son 10 gün tam itikaf dediğimiz. Öbüründe sınırlı itikaf. Ekseriyeti vakitleri namaz araları camide geçirerek efendim itikaf ederler. İşte onun için Şaban-ı Şerif'i efendim hayırların açıldığı, bereketlerin yağdığı, günahların terk edildiği, seyyiatın kefaret yapıldığı, sildirildiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok salavat-ı şerife, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina getirildiği bir mübarek ay olarak efendim kutlarlar. Şimdi okuduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? Ben sizin Rabbinizim. İstediğimi yaratırım, dilediğimi seçerim. Yaratılırken isteme hakkın var mı? İtiraz hakkın var mı? Onu niye yarattın diyebiliyor musun? Beni niye yarattın diyebiliyor musun? Veya olmayanı bunu niye yaratmadın, bana çocuk vermedin diyebiliyor musun? Yaratırken senin bir seçimin var mı? Boyun şöyle olsun, rengin böyle olsun, rızkım şöyle olsun, ben zengin olayım, ecelim şöyle olsun. Var mı? Seçerken de, bu seçimlerde de kimsenin elinde bir şey yok. Allah dilediğini yaratır, istediğini seçer. Tabi sen dersin ki ben de seçerim, sen de seçersin ama kendin de sonra bırakırsın seçtiğini. Ama Mevla bir seçti mi onu kıyamete kadar sürdürür. Şimdi burada efendim Hazreti Geylani Kudüs-i Ruh'da buyuruyor. Allah Teala her şeyden dört şeyi seçmiştir. Dört şeyden de sonra dönüp bir şey seçmiş. Bunları sırayla anlatıyorum. Ne kadar güzel ilimler. Mesela melekler. Kaç büyük melek var? Dört. Bunlardan kim seçilmiş? Cebrail Aleyhisselam. Peygamberlerden kaç tane? Dört. Bunlar İbrahim Aleyhisselam, Musa ve İsa ve Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kim seçilmiş? Mustafa seçilmiş. Mustafa ne demek? Seçilmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeden kaç tane? Dört büyük halife. Kim seçilmiş? Ebu Bekir'in Sıddîk'a oluyor. Hazreti Ali anlatıyor. Bugün tefsirde yazdırdım. Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Mina'da daha çocukken diyor Resulullah Efendimiz yeni peygamber olduğunda beni de yanına aldı, Ebu Bekir de yanına aldı. Bütün kabileleri İslam'a o davet ediyor. Resulullah sükut ediyordu. Sorana cevap veriyor. Her zaman mekâne Ebu Bekir'in mukaddemen fî kullihîn. Her zaman diyor Ebu Bekir öndedir. Ona yetişemez. Seçilmiş. Mescitlerden dört mescit. Efendim, tabi bizim bildiğimiz kaç var? Üç var ama işte bilmediğimiz de bir varmış. Mescidi Haram. Mescidi Aksa. Mescidül Medine. Üç, Efendimiz'in mescidi. Dördüncü, Mescid-i Tur-i Sina. Efendim, Tur-i Sina, o mübarek dağın üstünde bir mescid var. Bu dört mescitten hangisini seçti? Mescid-i Haram. Evet. Günlerden dört gün. Ramazan bayram günü. Yevmul Fıtr. Yevmul Adha. Kurban bayram günü. Arafa günü. Aşura günü. Bunlardan hangisini seçti? Arafa. Allah indinde günlerin en büyüğü hacıların Arafat'a çıktığı. Yani Ramazan bayramında Arefe yok. Şimdi bizim millet tabi her bayramın evveline Arefe diyorlar. Öyle değil. İslam'a göre Arefe günü ne gün? Hacıların Arafat'a çıktığı gün. Gecelerden dört geceyi seçti. Efendim Cuma gecesi ne büyük şansımız ki her hafta var. Bu ne be? Bayram gecesi İki bayram gecesinde bir sayılır. Kadir gecesi, Berat gecesi. Bu dördüdür. Bunlar sizin hangisini seçti? Kadir gecesi. Bu kalelerden yer parçalarından dört yer. Mekke, Medine, Kudüs, bir de dünyanın neresinde Allah için mescit yapıldıysa oran.
dünyanın neresi? Allah için mescit yapıldıysa oralar mukaddes topraklar. Bunlardan hangisini seçti? Mekke. Dağlardan dört. Uhud. Uhud bizi sever, biz onu severiz. Uhud min cibali cennet. Cennet dağlarından. Tur-i Sina. Kur'an-ı Azimüşşan'da kaç yerde yemin ediyor suresi var. Ve Tur. Tur dağına yemin ediyor. Ve Tur-i Sinin. Ne muazzam. Daha dünyada var o da. Daha görmemiştik bugüne kadar. Allah'ın için. Yani çok mukaddes. Lükan, Lükan dediği Antakya'da. Ama ta Şam-ı Şerif'ten başlıyor, o sıra dağlar gibi. Lübnan, Lübnan'ın dağı, geçen ben daha evvel gittim. Peygamberler ve velilerle dolu. Lübnan, dağı. Tüm peygamberler ve veliler, salihler. Lükan da ta bu Antakya'ya kadar geliyor. Antakya'da, Tarsus ve Antakya'ya hakim olan Lükan dağı. Burada, burada da ebdiat, kırklar, veliler, salihler oldu. Bu velilerin mağaraları bulunduğu çok rivayet ediyor kitaplarda. Bunların içinden, bu dört dağın içinden hangisini seçti? Tur-i Sina. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan'da kaseme mazhar olmuş. Irmaklardan dört. Ceyhun, Seyhun, Fırat, Nil. Bunlar cennet ırmaklar. Bunlardan hangisini seçti? Fırat. Fırat'ı seç. Hâdâ aydın Fırat. Erzurum'dan çıkıyor. Gittik yaylaya. Çıktık onun kaynağına. Gittik. Buz gibi. Fakat yerden de kaynamıyor. Çünkü kaynasa böyle billur gibi bir şey çıktı. Kaynak yeri belli olur. Kaynadığı da yok. Şöyle bir havuz gibi bir şey çevirmişler. Oradan aşağısı ırmak oluyor. Cennetten. Kaynaklarında Miraç gecesi Resulullah Efendimiz nerede gördü? Sidretül Münteha'da. Sidretül Münteha'da dört ırmak cennetten geliyor. Buyuruluyor ki Nil cennet ırmağıdır. İyi arasanız yaprağını da bulursunuz cennet. Nil bir kere getirdi katır kadınlar. Nil'e geldi. Fırat acayip. Biz gittik hakikaten şaştık kaldık. Evliya Allah'tan birisi diyor. Cennetten geliyor. Nereden cennetten geliyor? Efendi Hazretleri dedi, al ibriği dedi, git. Şöyle dur, üstü boş. Aha ibriği tuttu böyle, işte bak tuttu olmuş. Bir şey görünmüyor. Ama cennetten geliyor rivayetler sahiptir. Küllü minel haril cennet. Bukhari'de de var. Cennet ırmaklarındandır. Tabii onda çeşitli tevhirler de yapanlar var ayrıca. Fırat'ı seçti. Aylardan kaç tane? Dört. Recep, Şaban, Ramazan, ve Muharrem-i Şerif. O haram aylar başka, bir daha sayıyorum size dört. O ayrı, o günahların yasaklı manasında. Geçen saydık ya haram ay, o ayrı. Yalnız onlardan burada tutan bir tek hangisi? Recep ile Muharrem tutuyor. Şaban ve Ramazan haram aylardan değil. Ve lakin bu dört ay ayrıyetten seçilmiş. Bunlardan hangisini seçti? Şaban ayını seçilir, Ramazan diyeceğiz. Ama diyor ki Şaban ayını seçerek Resulullah Efendimiz'e nasip etti. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin nesidir? Eftalidir. Onun ayı da ayların eftalidir. Ne diyeceksin şimdi? Seçti. Seçim hakkı ona ait. Enes İbni Malik'ten rivayet ediyor. Hadi şerifte. Fazlu Recep alâ sâir-i şuhûr. Recep ayının diğer aylardan üstünlüğü ne gibi? Kefazlı Kur'an alâ sâir-i kelâm. Kur'an-ı Kerim diğer sözlerden üstün olduğu kadar. Diğer sözler, mahlûk sözler. Kur'an'ın hiç kıyası kabil. Fazlu Şaban alâ sâir-i şuhûr. Şaban ayının diğer aylardan, 11 aydan üstünlüğü ne gibi? Kefazlı alâ sâir-i enbiyâ. Ben diğer peygamberlerden üstün olduğum kadar. Ne kadar aralarında fark var. Ve fadlu Ramazan'ın alâ sâir-i şuhûr. Ramazan'ın diğer aylardan üstünlüğüne kadar. Kefadlu illâhe alâ sâir-i fâkî. Allah'ın kullarından üstünlüğü kadar. Allah-u Teala malik turab ve rabbiler. İnsan, toprak, mahluk, Mevla, Rabbul Arbab hiç mukayese edilmiyor. Onun için bu mübarek aylar böylece belirlendi. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere bunları nasip etti. Artık gaflet etmemeli, hazırlanmalı Ramazan-ı Şerif'e
efendim. Ve bu ayda oruca alışmalı, günahları bırakmaya alışmalı, zikre alışmalı, hatime başlamalı, Kur'an okumaya alışmalı, amelleri artırmalı. Allah da ecirlerimizi artıracak inşallah. Bir dua. Şaban-ı Şerif'te bu duayı okuyana dua nedir? La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah muhlisine levuddin ve levkerihel kafirun. Bu duayı Şaban-ı Şerif'te, yani her gün bir kere bile okusa, çünkü sayı koymuyor, bin kere, yüz bin kere demiyor. Ne diyor? Bin sene ibadet sevabı yazın. Bin sene. Ya hocam ben biraz fazla geldi. Niye? Bir kelimeyle ya. Anladık da o kelime ne? La ilahe illallah. Lehullahat semavat ve gaf fi kefe ve adil kelime fi kefe. Turut cadde adil kefe alem. İmam Rabbani buyuruyor ki bir kelime-i tevhid bütün dünyadaki gavurların günahını affettirip cennete sokacak kadar kuvvetlidir. Bir tane. Yedi kat gökler yerler terazinin bir tarafına bir kelime-i tevhid hepsini tartar alır aşağı. Ama ki bin sene ibadet sevabı yazılır diyor. Yazılıyor. Mevla zengin. Bin senelik günahı da olsa af olur. Niye? Çünkü la ilahe illallah ne yapıyor? Siliyor. Size diyorum ki 90 senelik kaşerlenmiş gavur. İnanarak bir kere la ilahe illallah dese ne gibi olur? Anasından doğduğu gün gibi olur. 90 senelik gavur affettiriyor da 90 senelik Müslüman affettiremez. Kafayı çalıştır, hiç şaşırma. Hiç şaşırma. Allah zengin verecek yer arıyor, sen alacak kul ol. Efendim kabrinden yüzü ayın 14'ü gibi parlak çıkar ve kutibe indallahi sıddık. Allah'ın dinde sıddık yazılır. Sıddıklardan yazılır deftere. Şehitlerden de yukarı bir mertebe. Allah nasip edecekse bu duayı da nasip eder tabii ki. Herkese de nasip etler. Niye? Kaç kişi var okuyan? Aa hocam bunu herkes yapar. Herkes yapar da kaç kişi yapıyor? Kolay, kolay ama Allah herkese nasip etmez bu kelimeleri okumayı, bu zikirleri yapmayı. Subhan rabbil ali ila alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü selam ala seyyidil murselin. Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna nes'elüke'l cenneh. Ma qarrabe ileyha min kavlin ve amel. Na'ûzü bike minen nâr. Ma qarrabe ileyha min kavlin ve amel. Allahümme inna nes'elüke min khayri ma se'eleke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Na'ûzü bike min şerri ma iste'âzeke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Entel müste'an ve aleyke'l felâh. La havle ve la kuvvete illâ billâh. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Buradan dağılmadan affeyle, affet eyle, günahlarımızdan azat eyle, onların cehennemden azat eyle. Ya Rabbi, hepimizde hayırlı muratlarımızı ihsan eyle. Burada bu cemaat oturulurken kalplerinde ne hacetleri, ne dilekleri, ne dertleri, ne tasaları, borçları mı var, evlenmek isteyeni mi var, efendim ailesiyle geçimsizliği mi var, çoluk çocuğundan rahatsızlığı mı var, efendim hangi hastalığı, derdi mi var ya Rabbi, hastalıklarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda, işsizlere işler, eşsizlere eşler, buradan dağılmadan hepimize dünya ahiret saadetleri ihsan eyle. Ya Rabbi şu mübarek gecenin arefesinde ya Rabbi bizlere nasuh tevbesi nasip eyle. Amin. İnsanlara ulaşmak nasip eyle. Amin. Yoluna dönüş nasip eyle. Amin. Ve berat gecesinde ya Rabbi çok hazırlıklı yetişmek nasip eyle. Amin diyetlerine harcı hümden azal eyle. Bizden evvel ve önce mahtımıza gönder rahmet eyle. Kabullerini uğur eyle. Geçen haftadan bu haftaya. Ya Rabbi cemaatlarımızdan bizi seven, senin için gelen, senin için dinleyen kadın erkek nerede vefat ettilerse halleri, yerleri, makamları sana vardır. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadetlerinden hasıl olan göklerden yerlerden ağır bir tevhidin sevabı ruhlarına hediye edip ihsal eyle. Kabirlerine nur eyle, makamlarına cennet eyle. Bize de arkamızdan böyle cemaatleri okunmak nasip eyle ya Rabbi. Yolunu yaşayıp yaşatmak nasip eyle. Ya Rabbel alemin ve hayran nasirin. Askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle. Amin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Bölünmekten muhafaza eyle. Bütün İslam vatanlarında işgalden bölünmekten muhafaza eyle. Dünyanın neresinde zulme uğra
yakalanmış, hapse düşmüş, esir düşmüş mazlum Müslümanlar varsa Filistin'den Doğu Türkistan'a kadar halas eyle, yardım eyle, mübarek aileyi nusretler, teyitler takdir eyle ya Rabbi. Küfrü ve ehli zelil eyle. Amin diyenler nazihinden azal eyle. Amin amin. Hürmetullaha ve yasinu selamun aleyhi mursalin ve hamdiki ya Rabbel alemin. إلى بعد من شافنا وتعطينا ما تعمل بسم الله ما تعطينا ما تحاطرين الفاتحة.